Efendim iyi günler Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün gündem yarına kilitli. Çünkü yarın Başbakan Erdoğan Diyarbakır'a gidecek. Referandum öncesi Diyarbakır'da bir miting yapacak. Gazetelerde bugün bu konuda tuhaf başlıklar diyeyim. Birazdan paylaşınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Uyarılar var, tahminler var. Az önce Dicle Eren haber toplantısında Ankara'dan bir kulis bilgisi aktardı. Dedi ki bugün dedi kulislerde BDP'nin tavrının boykottan evete değişebileceği yolunda bir duyum meydana geldi. Bir fısıltı meydana geldi dedi. Şimdi bunun da belki altında bir şeyler aramak mümkün. Daha doğrusu bir yerden duman tütüyor. Ateş nerede? O dumanı arayıp bulabilir miyiz? Bunu konuğu Muhsin Kızılkaya ile konuşacağız. Muhsin, hani her alamet bir şey gösteriyor bize. Birazdan sana onu soracağım ama çok kısaca önce şunu söyler misin? Bu referandumun kilit ismi Öcalan haline getirildi dersem, hani sadece BDP tarafından değil, diğer siyasi aktörler açısından katılır mısın? Ne ölçüde katılırsın? Katılırım, bir miktar katılırım çünkü mesele bu çerçevede konuşuluyor. Yani işte ana muhalefet partisi de bir gelen haftan bahsediyor. Öbür tarafta işte iktidar partisi seçim sonrasında bir takım düzenlemelerin yapılabileceği yeni bir anayasa, bir takım yeni anayasa ve barajın düşürülmesiyle ilgili bir takım şeyler. Bu da doğal zaten çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi bu sorundur. Öteden beri zaten hep söylemeye çalıştığımız bu. Türkiye bu sorunu çözmedi. Hiçbir sorunu çözemedi. Tamam şimdi onun ama sen yani, Kürt sorunundan bahsediyorsun. Evet, ben Öcalan'dan bahsediyorum. Evet ama aynı yani şey. Öcalan çok Kürt sorunun bir dolaylı sonucu. Yani dolayısıyla bir kilit noktaya gelmiş. Bir kere problem, biz şimdi Kürt sorunu çözümünden çok kanın durması üzerine bir şeyden bahsediyoruz ya. Yani bu kan dursun, savaş dursun. Ondan sonra oturup meselelerimizi daha demokratik bir ortamda, daha aklı serin bir şekilde tartışalım. Tabii ki öncelikli sorun silahların susması. Ama silahların susmasının kiliti de Abdullah Öcalan'ın elinde. Ne yazık ki böyle. O kilidi açacak Abdullah Öcalan'dır. Dolayısıyla herkes politikalarını Abdullah Öcalan'ın söylemleri ve mesajları üzerinden kurgulamaya çalışıyor ki öteden beri hapishanede olan bir adamın, bu kadar tecrit edilmiş bir adamın bir ülkenin kaderi üzerine bu kadar etkili olması manidar. Yani insanların niye bu kadar bu işlerin bu noktaya geldiğiyle ilgili bir şeyleri düşünmeleri gerekiyordu ama ne yazık ki bu noktaya geldi işte demek ki. Evet, bunları konuşacağız birazdan. Çünkü hakikaten İmralı şifresi birçok şey anlatıyor bize. Ama bir gel güne Medya Mahallesi'nde neler olup bittiğine bakalım. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Dün muhtemelen herhangi bir ana haber bültenini seyretmişsinizdir. Ben kendi adıma şuna çok şaşırıyorum. Ana haber bültenlerinde en az 10 dakika, bazen bu süre 15'e 20'ye kadar çıkabiliyor. Bir süre Diyarbakır'dan, Güneydoğu'dan, bölgeden haberler, BDP'li vekillerden açıklamalar, ses açarak haberler, operasyon haberleri %99'u arşiv görüntülerle ve heyecanlı müzikle eşliğinde. Yani ana haber bültenleri televizyonda, Güneydoğu'da. Fakat bakıyorsunuz köşe yazılarından söz etmiyorum tabii, gazetelerin birinci sayfalarından özellikle söz ediyorum. Gazetelerde Güneydoğu meselesi neredeyse hiç yok. Hani haberse haber, bu farklılık belki de bir tarafta aksiyon var diye mi bilmiyorum, ne dersin Muhsin, ama gerçekten televizyonlardaki ana haberlerde olan gazetelerde yok. Peki gazetelerde ne var? Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet gazetesinde manşet 13. dev adam. Neyse ki basketbolcularımız var, uçan Türkler var. 4'te 4 yaptık, Porto Rico'yu da yendik. Bugün sıra Çin'de. Çin'i yenme ihtimalimiz de varmış. Ben doğrusu çok anlamıyorum basketboldan ama o konuda da umutluyuz. Ama en azından gruptan çıkmayı garantiledik, onu biliyorum. 13. dev adam Tanyevic efendim, antrenör. Yılmaz Özdil imzalı yazı manşete taşınmış. Çünkü Tanyevic şampiyona için, Türk milli takımının başarısı için kanser tedavisini
son seansı üstelik de yarım bırakarak, son derece ciddi bir risk alarak hayır demiş. Bir erteleme istemiş şampiyonu için. Hürriyet'ten bir köşe daha göstereceğim. Arkadaşlar ekrana getirirse devam edeceğiz. Sol başta da Ayşe Arman'ı görüyorsunuz. Hepimiz Tarkan'ız başlığıyla. Ayşe Arman, Alya Noy kalıntılarında bu fotoğrafı vermiş. Hepimiz Tarkan'ız diyor. Alya Noy kalıntılarının kapatılmasını protesto ediyor. Günün karesi de aslında gene Alya Noy, bana göre tabii, oradaki direnişten geliyor. Doğa Derneği üyeleri baraj altında kalacak kalıntıların girişinde kendilerini zincirleyerek yağmurda nöbet tuttular, tutuyorlar. Fotoğraf Doğan Haber Ajansı'ndan Turan Gültekin'e ait, çok hakikaten etkileyici bir fotoğraf. Günün birinci sayfası der misiniz bilmiyorum. Gene subjektif bir seçim olacak ama Bir Gün gazetesi bugün çok özel bir birinci sayfayla bir ek gibi çıkmış. Uyanık Manav isyan etti. AKP benim taktikleri çalıyor diye. Gerekçesi şu, espri tabii, mizahla karışık bir şey bu. Diyor ki biz Manavlar önlere sağlamları, arkalara çürükleri koyarız. Beni taklit ediyorlar diye, Uyanık Manav'ın isyan diye. Dediğim gibi mizah unsuru yüksek bir birinci sayfayla çıkmış gazete bugün. Milliyet'le devam ediyorum. Milliyet gazetesi gene günün en önemli başlıklarını birinci sayfasına yerleştirmiş. Bir tanesi Albay Ölüm Orucu'nda, Albay Dursun Çiçek malum, haberlerde de izlediniz. Manşette ise Devrim Sevimay'ın Kürt meselesindeki röportajları malum çok önemli. Bir yenisi Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile boykot aslında evet anlamına geliyor diyor. Birazdan Muhsin Kızılkaya konuğuma bunu da soracağım. Boykot evet'i mi desteklemek demektir? Ne anlama gelir? Onu soracağım. Şimdi referandum öncesinde hakikaten tansiyon, belki de oyların çok birinin diğeri lehine arayı açmamasından, birbirine yakın gibi görünmesinden olabilir. Çok gergin geçiyor. Her türlü silah kullanılıyor. Star gazetesi yine bir ilginç örnekle birkaç gündür aslında sürdürdüğü manşetlerin bir yenisiyle bugün karşımızda. İç çamaşırına kadar göndermişler. Barzaniye Türkiye silah gıda maddesi yanında iç çamaşırı bile göndermiş yardım yaparken diye. Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı, çünkü Devlet Bahçeli'nin onayı ile deniyor bu günlerde. Tabii dün de söylemiştim, bunlar Türkiye'nin aslında Barzaniye ta Özal öncesinde ama Özal döneminde de çok yoğun biçimde olmuştu. Çok uzun yıllardır yaptığı bir şey bu. Ama referandum öncesi galiba piyango Bahçeli'ye çıktı. Sabah gazetesiyle noktalayacağım ve çünkü tam bu noktada konuğuma döneceğim. Sabah gazetesi bir şey olursa senden biliriz. Kim diyor bunu efendim? Sivil toplum örgütleri Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi öncesinde Osman Baydemir'e söylüyor ve şöyle uyarıyor. Çöpler toplanmaz, kepenkler inerse seni sorumlu tutarız. O da başkanı, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ensarioğlu'nun ve diğer oda başkanlarının söylediklerinden bu çıkartılmış manşete. Deniyor ki Osman Baydemir sorumlu olur, yarın Diyarbakır'a geldiğinde Erdoğan çöpler toplanmamışsa, kepenkler en önemlisi kapatılmışsa, yani bir tavırla, bir tepkiyle, protestoyla karşılanırsa başbakan. Ne diyorsun? Yani en çok Diyarbakır'ı konuşuyoruz. Yarın Diyarbakır'dan da konuğum olacak ama sen şimdi bize anlatır mısın? Bir, niye bu kadar Diyarbakır'ı? Bir de hakikaten Osman Baydemir'i mi sorumlu tutmak lazım? Erdoğan yarın sence nasıl karşılanacak? Bölgeden gelen nabız nedir? Bir anlatır mısın bize? Ben sabah buraya gelirken CNN Türk'te Diyarbakır Barış ve Demokrasi Partisi İl Başkanı ile AKP İl Başkanı ile röportaj yaptı oradaki arkadaşlarımız.
İkisi de hani özellikle BDP il başkanı herhangi bir taşkınlık olmayacağı, herhangi bir farklı bir muamele görmeyeceği konusunda en azından güvence verdiğini söyledi. Dolayısıyla bu Diyarbakır Türkiye'nin herhangi bir ilinden farklı bir yer değildir. Onun için de bu kadar çok abartılması doğrusu ben de biraz yani yadırgadığım bir şey. Sonuçta işte hani bugün Başbakan Ağrı'da konuşuyor. Ağrı da sorunlu bir ildir o anlamda. Ama Diyarbakır konuşmasına bu kadar çok ya da mitingine bu kadar çok kilitlenmiş olmamız biraz da sanki hani ayrımcılığı kendimiz de yaratıyoruz gibi geliyor. Yani bakıyorsunuz işte televizyonlarda, gazetelerde. Hı hı. Herhangi bir miting gibi bakılırsa sorun aslında olağanlaşır. Yani normalleştirmeye mi çalışmak lazım bu tabii anlamda? Ki normalleştirmeye çalışmak lazım. Yani peki beri, niye bu olmuyor sence? Bu olmuyor çünkü iki taraftan da böyle bir şey var. Yani Diyarbakır biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşunda ulusal gelire katkı yapan iller sıralamasında 3. sıradaydı. Bugünse sıralamaya bile girmiyor. O kadar yoksul bir yer, o kadar sefalet içinde, bu kadar büyük bir işte ne bileyim köyden kente göçle perişan hale gelmiş bir ilimiz. Bütün bu meselelerin merkezi olarak da görülmesi de biraz daha hakikaten orada ben bir yurttaş olarak yaşarsam ben de çok hoşuma gitmez. Eğer bu ülkenin birliği, bütünlüğü içerisinde bu meseleyi halletmek gibi bir niyetimiz varsa. Orada yaşayan insanlar biraz kendilerini dışlanmış, incintilmiş hissedebilirler. Bununla ilgili bir takım küskün tavırları olabilir. Ama meseleye buradan bakan insanların, yani bu gazeteleri yapan, bu televizyonun haberlerini yapan insanların, oradaki yurttaşların gözünden değil, biraz daha aklı selim, biraz daha yukarıdan bakan, biraz daha bütünlüklü bakan bir şeyle hareket etmeleri gerekiyordu. İşte Devlet Bahçeli bir süre önce dedi ki başbakana, Diyarbakır'a gideceksen işte Ankara'da konuştuğun gibi konuşacaksın. Hı hı. Dedi. O da dedi ki evet Diyarbakır'a gideceğim, Ankara'daki gibi konuşacağım. Ama kimse mesela Hakkari'ye gidersen de Ağrı'ya gidersen orada nasıl konuşacaksın gibi bir şey yapılmıyor. Ve Diyarbakır kendiliğinden bir ayrışmanın merkezi haline getiriliyor. Bu da doğru ama bir şey peki değil. AKP mi yapıyor, Erdoğan mı yapıyor ya da diyelim ki diğer muhalefet partileri mi yapıyor? Herkes yani bunu yapıyor. BDP yapmıyor mu? BDP yani de yapıyor. BDP de yapıyor. Belki. Tabii ki onlar değil. Zaten BDP'nin bunu yapması doğal çünkü BDP orayı kendi kalesi olarak görüyor. Merkezi olarak görüyor. Bu da doğal çünkü orada hakikaten ama o zaman böyle bir ayrımcılık yapılıyorsa karşıdan da hani onlar kalesi olarak görüyorsa işte karşı taraf, tırnak içinde karşı taraf ama gerçekte de karşı taraf da farklı davranmaz mı sence? İşte onu diyorum yani orası öyle mi? Ama hani Van'da kale derse öyle, Hakkari'de kale derse öyle. Yani çoğunlukla oy aldıkları yerler oralardır. Dolayısıyla oralarda kendi güçleriyle ilgili bir takım şeyleri söylemeleri doğal. Ama hani ben gazeteler açısından baktığınız zaman ille işte Diyarbakır'a gideceğim bunu. Yani bence mesela Kürt sorunuyla ilgili bir açıklama yapacaksa başbakan bunu Diyarbakır'da yapmamalı. Bunu İstanbul'da yapmalı. Daha doğrusu bunu İzmir'de yapmalı. Yani çünkü bizim öncelikle ikna edeceğimiz yurttaşlarımız İzmir'de. Bizim bu meselenin çözümüyle ilgili ekleyeceğim insanı şeyde İstanbul'da, Ankara'da. Trakya'da söylediğimi söyleyeceğim dedi ve Trakya'da, Tekirdağ'da dedi ki ana dil konusunda özellikle Türkçe resmi dildir. Başka bir şey söz konusu bile olamaz. Tabii ki ana dilde konuşmalar olur. Zaten var olan şeyden söz ediyor. Ama sanki çok yüksek bir beklenti yaratıldı gibi geliyor. Başbakanın oradaki konuşması o niye öyle ne oldu, olacağı biliyorsun? Aslında niye belli. Öyle oldu, öteden beri aynı şeyle. Yani Süleyman Demirel zamanında gitti. Diyarbakır dedi ki işte Kürt realitesini tanıyorum. Evet. Arkasında Mesut Yılmaz dedi ki işte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Sonra başbakan gitti oraya dedi ki Kürt sorunu benim sorunumdur. Yani bütün bu Cumhuriyet hükümetlerinin kırılma bu meselelerle ilgili daha radikal söylemlerinin merkezi Diyarbakır olmuş. Bence bunu oradan çıkartmakta fayda var bu aşamadan sonra. Yani işte Kılıçdaroğlu da gidip Dersim'de AFT'tan bahsediyor. Keşke Ankara'da bundan bahsetse. Keşke İzmir mitinginde bundan bahsetse. Gücünün çok kuvvetli olduğu yerde yani en fazla oy aldığı illerden bir tanesi olan İzmir'de bunu söylese. Oradaki seçmenlere bunu ikna etse her şeyden önce. Çünkü zaten oradaki insanlar bu işe ikna edilmiş durumda. Onlar ellerini açmışlar. Çocukların ölmemesi için dua ediyorlar. Şimdi tabii sadece dua olsa belki ya da farklı bir boyutta olsa farklı şeyler konuşacağız ama şimdi dediğim gibi orada işte Demirel bir şey dedi, Mesut Yılmaz bir şey dedi, işte Erdoğan dedi, diğer liderler diyor, evet
Bunlar bir beklenti yaratıyor elbette. Fakat bu beklentinin çıtası BDP tarafından çok tuhaf bir yere yükseltilmedi mi sence? Mesela Emine Aynan'ın ben konuşmalarını izliyorum. Yine az önce söylediğim gibi gazetelerde pek göremesek de, en azından vitrinde göremesek de, içeride var ama çok küçük var. Yine de televizyonların ana haber bültenlerinde izliyoruz. Diyor ki bu anayasa bizim anayasamız değil. Bir kere yani bir kere toptan böyle bir red var. Ya da çok ileri diyebileceğimiz, bugünkü tartışma düzeyinin çok üstünde beklentilerden, taleplerden söz ediyor. Şimdi arada neredeyse uçurum var. Bunu nerede buluşturabiliriz biz? Yani BDP neden buraya yükseltiyor sence çıtayı? BDP biliyorsunuz çok kendi politikalarını kendi üreten bir parti değil. Ne yazık ki. Yani inisiyatifi elinde bulunduran bir parti değil. Ne zaman inisiyatif sizde gibi bir top önlerine atıldığında muhatap İmralı'dır diye topu öbür tarafa atan bir parti. Dolayısıyla da söylemleri bizim için, hakikaten en azından benim için bir yurttaş olarak, ben herhangi bir BDP yöneticisinin söylediği bir şeyin arkasında çok durabileceği konusunda emin değilim. Çünkü hemen arkasında Abdullah Öcalan'la yapılacak görüşme sonrasında, avukatlarla yapacağı görüşme sonrasında Abdullah Öcalan'ın söyleyeceği şeyler belirleyicidir. Onun üstünden bir politika şimdi oluşturmaya çalışılıyor. Şimdi o zaman tam geldin, şu kulis meselesine gelelim. Çünkü Ankara'da Dicle Eren'in duyduklarına biz de burada bir şeyler duyduk. Kulisleri bir senden şifresini, İmralı şifresini çözelim. Tekrar edeyim, CNN Türk Ankara dan bugün haber toplantısında Dicle Eren dedi ki BDP'nin tavrının boykottan evete dönebileceği yolunda bir beklenti var. En azından böyle bir söylenti var kulislerde dedi. Şimdi dün çarşambaydı. Yani İmralı'da avukatlarla Öcalan'ın görüş günüydü. Dün avukatlar gittiler, döndüler. Bundan sonra bu söylenti yayıldı. Sadece Ankara'da değil, İstanbul'da da. Yani sanki bu akşam ya da yarın itibariyle belki Erdoğan'ın konuşması beklenecek Diyarbakır'da. Yani bugün olmayabilir gibi. Belki onun için Dicle de yarın dedi. Öcalan'ın yeni bir politikası, bir tavrı gündeme getirilebilir ve bir hafta kala BDP'nin tavrı değişebilir gibi bir kulis. Şimdi sen duyduklarını ya da bu puzzle'ın parçalarını bir birleştirir misin? Nedir şimdi? Şimdi ben bundan bir ay önce bir televizyon programında, hani kain olduğum için değil ama şöyle bir şey öngörmüştüm. Demiştim ki Ramazan başlandığında PKK eylemsizlik kararı alacak. 3 Eylül'de de BDP evete dönecek gibi bir şeyde bulunmuştum. 3 Eylül'de. Evet, 3 Eylül'ü yani, neye dayanarak söylemiştim? Herhangi yine bir, hani o yakın bir dönem itibariyle bir hafta tamam, kala bir şey söyleyeceğim. Gibi bir şey. Bu kehanet olabilir ama bilmiyorum. Yani yarın 3 Eylül. Evet, yani, konuşulan. Evet, bunun niçin söylediğimi söyleyeyim. Bir kere hani bu başlayan çatışma manasız bir çatışma. Manasız çatışmanın nedeni de şu. Şu anda PKK ve DTP'nin geldiği nokta demokratik özellik. Demokratik özellik biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin özellik şartı gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin 1988 yılında imzaladığı bir metin. Dolayısıyla Türkiye demokratik, onların demokratik özellik dediği resmi adı yerel yönetimlerin güçlendirilmesi meselesiyle ilgili olarak Türkiye Avrupa Birliği'ne gidecekse bunu yapmak zorundadır. Dolayısıyla da bu bir yasal, yani altında devletin imzası bulunan bir metin haline gelmiş. Bu metnin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak bir örgütün silahlı mücadele vermesi kadar saçma bir şey olamaz. Yani kusura bakmasın ama hakikaten eğer iş bu noktaya gelecekse bunu böyle nitelendirmek gerekir. Silahlı mücadele demokratik özellik için verilecekse bir manası yok. Hakikaten de insana gülerler. Bu talepleri çıkarsın, dinlendirirsin. Her şekilde, çünkü oranın içeriği açıktır. Onun üstünde her şeyi söyleyebilirsin. Dolayısıyla da onları talep edebilirsin. Şimdi biz demokratik özellik istiyoruz deyip silahlı mücadeleyi sürdürdüğün zaman insanları silahlı mücadeleye ikna edemezsin. Bununla ilgili olarak Abdullah Öcalan'ın söylediği bir şey vardı. Demişti ki PKK'nin devrim yapmaya, devletin de barış yapmaya niyeti yok.
Şimdi eğer devrim gibi bir niyetiniz varsa silahlı mücadeleyi sürdürürsünüz, devletinizi kurarsınız. Devlet kurmak gibi bir niyetiniz yoksa silahlı mücadeleyi sürdürmenin bir manası yok. O zaman da devrim yapamazsınız. Devrim yapmama gibi bir niyetiniz yoksa ortada demokratik özellik gibi yasal yollarla yani bununla, kurulabilecek bir şeyin anlamı olmuyor. Dolayısıyla yeniden bu silahlı mücadele başladığında Kürtlere bu silahlı mücadeleyi kendi tabanlarına bile açıklamakta güçlük çektiler. Üstelik bunu yaparken yani demokratik özellik gibi bir talep gündeme getirdi ki aynı zamanda da burjuvasını, zenginlerini karşına aldılar, karşılarına aldılar. Öte yanda da kendileri gibi düşünmeyen birçok aydına da hain vesaire gibi sıfatlarla şey. Şimdi iş bu noktaya geldiği nokta, bu resim çerçevesinden hı hı. baktığınız zaman yapılacak tek bir şey var. Yasal yani zeminde mücadele vermekten başka bir yol yoktur. Bunu sağlamanın tek bir yolu var. Haysiyetli bir şekilde onların dağdan indirilmesi, haysiyetli bir şekilde bir silahsızlandırma meselesini gündeme getirmesi. Yani onlar şunu söylüyorlar, devlet bize diyor ki gelin teslim olun. Biz kendi isteğimizle dağa gitmişiz, dolayısıyla gelip niye teslim olalım? Buradaki şey bize teslimiyetin koşulları ya da neyse barışın koşullarını oluşturursunuz. Biz de silah bırakırız Birleşmiş Milletler denetiminde ve otururuz. Özellik meselesi neyse yani Avrupa'nın öngördüğü şey neyse bu meseleyi konuşuruz. Şimdi Ramazan hepimizin imdadına yetişti. Ramazan imdadınıza yetişti. Orada da Ramazan dolayısıyla bir ateşkes söz konusu oldu. Hemen arkasında bu mesele gündeme, yani bu referandum meselesi gündeme geldi. Şimdi Abdullah Öcalan İmralı'da kendi gücünü defalarca ne kadar güçlü bir lider olduğunu, ne kadar sözünün geçerli olduğunu defalarca çeşitli vesileler sağlamasını yaptı. Her defasında değişik bir şey atarak kendisinin bu konuda tek belirleyici olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Benim sana sormak istediğim İşte oraya bu. Geliyorum. Sen biliyorsun bunu. Siyasi liderler bilmiyor mu? Niyemiş gibi yapıyoruz. Yani hayır, herkes bunu biliyor. Bir de Allah aşkına Türkiye ve siyaset neredeyse Öcalan'a endeksli, Öcalan'ın parmağında oynattığı bir durum haline gelmiyor mu? Şimdi geçen görüşmelerde Abdullah Öcalan demişti ki boykotu derinleştirin ama kararı halkımıza bırakıyorum. Ne yapacaklarla ilgili halkımıza bırakıyorum. Bunun üzerine halkımıza ve kurumlarımıza bırakıyorum. Bunun üzerine BDP dedi ki biz boykotu derinleştiriyoruz. Bu söylemini bunun üstüne gitti. Şimdi Abdullah Öcalan yarın açıklanacak olan avukat görüşmelerinde evet'e dönmek bizim yararımızadır derse ve bunu hakikaten de BDP bu fikre uyarsa ve Kürt kendi tabanları evet derlerse hakikaten de o zaman göreceğiz ki Abdullah Öcalan'ın bu konuda ne isterse o oluyor. Noktasına evet, geleceğiz yani ve bunun içinde ben bunu olumlu bir şey olarak görüyorum. Bu iyi bir şeydir. Doğru bir şey. Doğru olan da bu. Yani sizin kontrolünüzde bir mahkum var ve size bazı kartlar koyuyor. Bu kartları istediğiniz gibi oynayın diyor. Yani benimle bir şekilde bunun, devlet bunu gelsin benimle görüşsün diyor. Yani bana göre PKK bir terör örgütüdür ve Abdullah Öcalan da onun mahkum olmuş işlediği terör suçlarından dolayı lideridir. Yani bu kadar böyle hani tamam devletin âli çıkarları şey yapabilir ama en azından böyle değilmiş gibi. Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Kendiniz bunları belirliyormuş şimdi bakın, gibi de yapmayalım. Bakın şöyle bir şey. Yani şimdi mesele şu. Mesele biz bu savaşın sürmesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yani eğer hakikaten de biz bu savaşın sürmesini istiyorsak denemediğimiz hiçbir şey kalmadı. Ama gerçekten hiçbir şey kalmadı. Yani bu savaşı bitirmek için daha doğrusu son terörist kalıncaya kadar neresiyse orası denemediğimiz hiçbir yöntem kalmadı. Denenmiş tek bir yöntem vardır. Görüşmedir. Suhulettir, konuşmadır. Yani bunun yolu da ille gidip hükümet, devlet otursun, Abdullah Öcalan'la bu meseleyi konuşsun diyen yok. Ama bunun bak, bunun yolu eğer, da... Ama bak, ateş kes deyip sonra referandumun ertesi günü 13 Eylül eğer beklentilerimiz karşılanmadı ise biz cehenneme çeviririz büyük şehirler diye bir tehdit varsa şimdi bunun konuşmakla falan suhuletle alakası yok ama şimdi bence bunu tartışmayalım çünkü bu programda başka tamam. bir şey medya mahallesinin de nabzını tutmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi hakikaten BDP'nin tavrı evet'e dönerse nasıl viraj alacaklar merak edeceğim ama bir merak konum daha olacak efendim o da Öcalan'la muhalif hayır diyenleri bir arada tutanlar o listeyi nasıl ayıklayacak, onlar nasıl viraj alacaklar ben onu da çok merak ediyorum. Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Ahmet Hakan bugün köşesinde Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya bir açık mektup yazmış.
Çünkü Zaman Gazetesi yayınladığı bir referandum ekinde evetçiler, hayırcılar diye iki liste yaptı. Ve o listede çok enteresan isimler birbirini izledi. İzleyelim, ondan sonra devam edeceğiz. Çünkü hakikaten Öcalan meselesi çok başka yerlerde de karşımıza çıkıyor. Sevgili Ekrem kardeşim, gazeteniz son günlerde var gücüyle Evet'e abanıyor. Hakkınızdır, tabii ki taraf olabilirsiniz. Ama, fakat, lakin hakkaniyet dediğimiz ölçüyü elden kaçırmamak koşuluyla. Gazetenizin referandum eki bu ölçüyü kaçırdığınızın en açık delili gibiydi. Ekin bir bölümünde referandumda evet diyecek isimler, bir bölümünde ise referandumda hayır diyecek isimler fotoğraflarıyla yer alıyordu. Orhan Pamuk'tan Sezen Aksu'ya, Teoman'dan Rojin'e evet diyecek ünlüleri sayfaya özenle yerleştirmişsiniz. Hayır diyecekler sayfasında ise Abdullah Öcalan, Doğu Perinçek, Osman Pamukoğlu, Tuncay Özkan, Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin, Haydar Baş, Kamer Genç gibi isimler yer alıyordu. Sevgili Ekrem kardeşim, bu ne kadar belden aşağı, ne kadar hilekarca, ne kadar çirkin, ne kadar bayağı, ne kadar yanıltıcı bir yansıtma biçimi. Evet için canını verecek denli fedaileşebilirsin. Hatta hayır diyeceklerin bu denli farklılaşmasını ya da birbirinden çok farklı noktalarda bulunan isimlerin hayır demesini de sorgulayabilirsin. Hem de aslanlar gibi sorgulayabilirsin. Ama yapmaman gereken tek şey, 70'li yılların bütün kızıllar, bütün komünistler, bütün anarşistler toplandı geyiğini yeniden yürürlüğe sokmaktır. Yani hakkaniyet dediğimiz o kutlu ölçüye sonuna kadar riayettir. Ahmet Hakan, Hürriyet. Evet, medyanın son polemiklerinden biriydi bu. Çok da konu kadar keskin cümlelerle aktarmış Ahmet Hakan. Ne diyorsun böyle hakikaten, hani işte etnik temeli bıraktık, bir de başka temellerde bu tuhaf listeler bölündük. Vallahi gidiyor açıkçası muyuz? Açıkçası ben bu referandum sürecindeki bu kadar keskin kamplaşmayı doğru bulmuyorum. Yani işte şu evet diyor, bu hayır diyor. Dolayısıyla bu bir anayasa metni, bu bir hepimizin hayatını yıllarca etkileyecek bir metindir. Dolayısıyla bir yurttaş olarak, ben kişisel olarak mesela şöyle düşünüyorum. Eğer bu anayasa metnini MHP getirmiş olsaydı, ki hiç görüşlerine katılmıyorum, evet derdim ben. CHP'de getirse de evet derdim, AK Parti'de getireceğine evet diyeceğim. Bunun için de gerekçelerim şudur. Ben 12 Eylül Anayasası'ndan bir parça kopartılmış olması benim için yeterli. Veya Kenan Evren artık yargılanmayacağı ile ilgili bir anayasa maddesini orada yargılaması önemli değil. Oradan çıkmış olması benim için yeterlidir. Dolayısıyla da bu benim hayatımı ileride etkileyecek bir şeydir. Ben onun için tercihimi yaparım. Yoksa benim yanımda işte falan kes de benim karşımda falan kes hayır diyor diye değil. Böyle bakmamak gerekiyor. Bu doğru değil. Hükümetin başbakanı da meseleyi bu kadar çok şiddetli bir şeye dönüştürmesine de gerek yoktu. Yanlış bir strateji olarak buluyorum. Muhalefetin de bunun karşısındaki tavrını doğru bulmuyorum. İkisi de çıkarlardı. Başbakanın önünde çok fazla argüman var bununla ilgili olarak. Niye evet demesiyle ilgili olarak insanlara anlatabileceği şeyler. Vallahi hayırcıların çok fazla argümanı yok açıkçası. İşte bir tek yargıyla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Yok, sadece evet. O değil. Evet. Ben sana bir yarım saat aslında argümanları anlatabilirim. Evet. Daha şunu söyleyeyim ayrıca. Anlatıyorlardı. Hı hı. Yani televizyon programlarında, gazete köşelerinde, işte mitinglerde vesaire anlatıyorlardı. Hı hı. Ama tabii eğer hani bu seni tenzih ederek söyleyeyim tabii. Ama dinlemezsen konuşmuyorlar zannedersin, söylemiyorlar zannedersin. Hı hı. Bakmazsan işte yazılanları, çizilenleri görmezsin. Bence bu böyle bir şey, çünkü hakikaten argüman var. Yok hı. Değil. Ama kim daha yüksek bağırırsa sanki onun sözü geçiyor gibi belki. Biraz mesela hayır diyen merkez medya daha güçlü sesi çıkıyor aslında. Yani hayırcıların sesi daha öyle yüksek. Tabii tabii. Merkez medya anlatıyor mu hayırcı? Şu anda baktığınız merkez zaman. Merkez medyadan kastını yani ver, mesela neyse, onu ben isim vermeyeyim. Hayır daha versen de yani içeride evet diyen işte merkez medyanın en büyük gazetesi Posta Gazetesi Mehmet Ali Birand. Evet diyeceğini açıkladı. Daha ne söyleyeyim sana bir yani. Tane yazar, evet. Hayır bir tane de Hürriyet Gazetesi'nde kaç tane şey evetçi var. Evet. Öyle mi? Peki. Yani mesela bir tek bir şey daha beni çok şey. Mesela Ferhat Sarıkaya ile Mete Göktürk iki savcı vardı. Mete Göktürk şey yaptı. Kenan Evren'le ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Evet. HSYK meslekten men etti. Yani Ferhat Sarıkaya. Bunun için etmedi.
Kimin ne için men etti? Hayır. Bunun için etmedi. Anayasa maddesi orada duruyor. Hakkında dava açamazsınız dedi. Adamı hayatını kaydırdılar. Yok Ferhat Sarıkay onun için hayatı kaymadı. Ferhat Mete Göktürk savcılık yapamıyor. Evet. HSYK tarafından göreden azledildi. Evrenle ilgili ya da 12 Eylül'le ilgili böyle bir girişim yüzünden değil. Onu ayrıca o zaman konuşalım. Bakarsınız göz. Onu ayrıca konuşalım. Evet. Kusura bakma. Mahallede konuşacak konu çok ama süre kısıtlı. Evet. Bir an diyecek ki gene süreden söz ettin diyecek ama ondan söz ettiğim için süre gitmedi. Belki de efendim yarın görüşmek üzere. Yarın galiba hakikaten enteresan bir gün olacak. Evet. 3 Eylül. Bakalım Erdoğan ne diyecek, Diyarbakır'da nasıl karşılanacak, BDP ne yapacak. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.